Hepinize merhaba gençler, ben Kadmezer ve bugün sizler arkadaşlar Skyblock kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Oha Kadmezer. Diğer bölümle bir bölüm arasında arkadaşlar şu fenerlerimizi de ekledik, buraya ve buraya ekledik. Bu fenerimiz demir feneri, bu fenerimiz diamond feneri gençler. Şu an altın, şurası da zümrüt olacak. Kaktüsü en alt kata kadar indiriyoruz gençler. Şurayı kıracağız artık. Vetip sağ olsun gide gençler. Kaktüste kaç çıkıyor. Kaktüs build'ın sebebi de buydu gençler. Burada kaktüslerimiz stoklanıyor. Şu kısacık yerdeki olan bayağı bir kaktüsümüz var ve gençler geçen yine vetim kaktüsleri sattı. 2.2M 100K para falan etti. Onlar verdiydi bana. Şu an 6M 608K param var. Ve şunu hiçbir şekilde yapmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Bunu. 17'den biriktirip 180. Zaten adal boyutumuz 127 olmuş. Onun dışında arkadaşlar 69.134 TL'miz var. Bankamız, banka diyorum artık buraya. Tecrübe puanımız 346.870 gençler. Ve e-stop'ta şu an aslında 9. gençler. Ama yenilenmediği için şu anlık 10. görünüyoruz. Belki o adamlar da kazmıştır falan. İst toptan da düşme ihtimalimiz de var aslında. İst 14'ümüze gidiyoruz gençler. Şu anlık bir yer göstereceğim. Altyapı bu gençler. Normalde bu arası 2 gençler. Ben fenerime etki etmemesi için ve simetriye önem verdiğim için 3 yaptım. Şu köylülerin de burayı gösterdiğim gençler. Bütün hepsinin yünleri tamamlandı. Aralarına şu şekilde yol çektim gençler. Önlerinin hepsi 3 blok olmadığı için gençler, şu ışık taşlar denk geldiği için önlerine yapmadım. Şu alt taraftan bakıldığında ışık taşların örüntüsü bozmaması için de ışık taşlarını da kırmadım. Şimdi gençler, bize lazım olan eşyaları söyleyeceğim. Flash VIP diyelim, bir marketimize gidelim. Günlük etkinliğe bir bakalım. Meslek, günlük görevler. Altın külçesi fırından al. O benimki otomatik pişirdiği için olmaz bu. Kasamıza bakıyoruz gençler. 645. Şimdi bloklardan mecbur bu şekilde mi alacağız bak? Özel dekorasyon filan. Yok. Biraz kuş alacağım gençler. Ondan sonra kum taş bloğu yapmak için kum lazım. Kumu şimdilik almıyorum. Evdeki kum VPN'ye tekrar geldim. Evdeki kumlarla yetinmeye çalışalım bakalım bir. Ayrıca taş tuğla lazım bize. Taş tuğla fazla gerek yok. Ondan sonra ben neye bakıyorum? Ha, kum. Bir stek mi ediyor şurası şu an? İnşallah öyle değildir. Evet, bir site geliyormuş abi. Bir dakika. Düz kum taşını çevirmemiz için o da birebir de çeviriyormuş. Şöyle alalım en iyisi. Şöyle yapalım. Kum taşı mı oldu hepsi, ona da bilemiyorum ki. Yetmez abi, imkansız şu an yetmesi. Kum taşını at. 5 tane kum kalmış sadece. Neyse bakalım, yetirmeye çalışalım uzak. Yani yapacak bir şey de yok. İnşallah yetirebiliriz. Şimdi arkadaşlar. Bu platformu çıkarttıktan sonra bu aslında dörtlük değil beşlik de olabilir gençler. Ben dörtlük yaptım, fazla büyük yapmak istemedim. Kuşlarımızla bu araları kapatıyoruz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Ne olacağını şu an söylemeyeceğim. En son söylerim. Yani burası market olacak. Onu en başta söyleyeyim de. Yani neye benzeyeceğini bilenler, tahmin edenler vardır belki. Zaten video kapak fotoğrafında da görürsünüz de. Piramit yapıyoruz gençler buraya. Geçenlerde sormuştum piramitte ne olur diye. Piramitte mumya olur. Aslan ne alakaysa bilmiyorum. Kardeşimizin biri cevap vermişti.
Piramitte tabii mumya olur. Ben ise ne dedi? Salak gibi aslan dedim. Ama şöyle bir şey var. Hani bunlar aslan değil de aslana benzer putlar oluyor ya piramitlerin o yakınlarında. O aklıma geldi benim. Piramitin içindeki hiç aklıma gelmedi nedense. O da aslan da değil herhalde. Ne bileyim garip bir şey. Bulabilirsem buraya onun fotoğrafını koyayım. Editlerken şu anki anlattığım şeyi anlayabileceğim. Onu bile bilmiyorum şu an ama. Unutmazsak koyalım. Hop şöyle. Gençler geçenki videoda çok donma olmuş. İnşallah bu videoda olmuyordur. Yani ne bileyim garip bir şey oldu artık. Şimdi şuradan şu şekilde çıkıyoruz arkadaşlar. Şuradan da çıkıyoruz. Bir dakika. Şuradan. Ay yanlış oldu. Şöyle kır. Şu şekilde. Fazlalıklarını kıracağım zaten. Şunlar fazlalıkları. Ay sen değildin lan fazlalık. Şunlar şöyle ha. Şunu da kır. Tamamdır. Şimdi gençler. Nereden de? Bir dakika. Şöyle. Şuradan da alacağız aynı şekilde. Bunu bütün köşeleri yapacağız. Şöyle hemen hızlı bir şekilde yapalım buraları. Kesmek istemiyorum aslında videoyu gençler. Bu yerler yaparken. Kesinlikle zevki çıkmıyordur bence. Bunu nasıl yaptı ki falan denebiliyor bazen. Ama her köşeyi aynısını yapacağım dediğim için sıkıntı olmaz diye umuyorum. Ama kesmeyeceğim şu an. Ben ne anlatıyorum ya? Şöyle kıralım buralarda. Bir de şuradan çıkacağız arkadaşlar da. Burayı nasıl tutturabileceğiz onu düşünüyorum. Tutmaz ki buradan. Şurayı şöyle çekeceğiz. Orası artık öyle kalacak. Yapacak bir şey var. Mecbur yapacak bir şey olması lazım. Bir blok önden mi çıkartacağız uzak? Bu sürede bu iltimiz bozulur. Bunlar birer blok. Önden çıkarsak. İşte yapıyı tam düzgün yapamam. Hatalar gençler burada. Şöyle kıralım şöyle. Şuradan. Şu arayı da kıracağız artık. Şunları hop. Hemen nasıl yapıldığını göstereyim. Ondan sonra videonun orasını keseyim yine. Ya iyi ki kesmeyeceğim dedim. Şöyle kır abi şuraları. Şuna bir blok daha çıkacağız hepsine. Şuraya şöyle, şuraya böyle. Şuradan alımını göstereyim gençler. Şuradan alacağız bu sefer. Şuradan şöyle. Şu şekilde ayarlayıp şu aralarını kıralım. Şurayı da ona göre yapacağız yine. Yine bu şekilde bir dış bloktan alacağız. Neyse bizim piramidimiz de böyle olsun abi. Dışı hafif benzese bana yeter diyeceğim. Neyse bu şekilde ayarlıyoruz. Şu köşeye, şu köşeye, şu köşeye falan ayarlayıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Onun dışında normal dış şeyleri yaptıktan sonra şu üst kısmına taş çektik.
Normalde burası da taş tuğlayla kaplanması gerekiyor arkadaşlar. Ama bizde fener olduğu için biz burayı taş tuğlayla kaplamayacağız. Onun dışında demeyi unuttum gençler. Kara şövalye. Aslında siyah gençler deri ceketimiz de. Enişte olduğu için siyahlık belli olmuyor. Bugünkü konseptimiz de kara şövalye. Şimdi şu camlarını ayarlayalım arkadaşlar. hangi renkler vardı lan onda? Arkadaşlar kırmızı, sarı, turuncu, yeşil, siyah. Kırmızı, sarı, turuncu, yeşil, turuncu, siyah. Kırmızı, sarı, yeşil, turuncu, siyah. Burada var zaten aynı renkler. Kırmızı, turuncu, yeşil, siyah. Kırmızı, sarı, turuncu, yeşil, siyah. Sarımız yok. Burada boy olarak vardır. Okey. Şöyle yapıp sarı yapabiliriz. Sarımız da var artık. Sarının sadece iki tanesini alalım. Hop, tamamdır. Şimdi arkadaşlar, bunun üstünde bir kaplama yapacağımız için hemen kaplamanın bloklarını döşeyelim. Bu şekilde kaplanacak bunun üstü arkadaşlar. Yani bir nevi şu iskeleyi düşün ama iskele sökülür olur değil mi? Ne gibi düşünebiliriz? Kolonlar gibi düşünün taş dolaları. Piramidin kolonlarıydı o taş dolaplar arkadaşlar. Yani piramidin dış sıvasını yapıyoruz diyelim o zaman değil mi? Öyle oluyor herhalde. Sarılar da şuraya. Siyah da tam ortaya. Renklerin karışmasını istemiyorum gençler. Bir şunun renkler farklı. Buna şey var. Kırmızı, yeşil, sarı, siyah var. Turuncu yerine mor koydum ben buna. Niye öyle bir şey yaptım bilmiyorum. Mor hoşuma gitti çünkü. Şimdi arkadaşlar. Kaplamaya başlıyoruz. Şu şekilde. En başta etrafını bir kaplıyoruz. Hop, şu boşlukları hemen dolduralım. Bu kaplamada bize sıkıntı çıkartacağına eminim. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Normal tasarımın dışında yaptığımız için o beşlikti, ben bunu dörtlük diye saydığım için sıkıntı çıkartacak diye düşünüyorum. Şimdi şöyle kaplıyoruz arkadaşlar. Normalde her tarafını kaplayabilmemiz lazım bunlarla. Kolonların bir yerlerini kıracağız artık. Yapacak bir şey yok. Sağlam evimiz olmayacak demektir o zaman kolonları kırdığımızda. Arkadaşlar şuraya denk gelenlerin hepsini kırmam lazım. Yoksa tasarım bozulacak yine. Yani her türlü tasarımımız bozuldu sayılır ama. Bütün kolonları kıracağız demektir oğlum bu. Evet öyle oluyor. Kolonları boşuna çekmiş olduk gençler, onu da söyleyeyim o zaman. Düşündüm de. Bir orta kolonlar kalacak o kadar. Orta refüj gibi yani. Şöyle. Şurayı da kıracağım. Şunu şuraya koyduk. Şimdi bunun bir üstünde şöyle çıktığımızda arkadaşlar bakın yine aynı yere denk geliyor. Gördünüz mü? Takayım, burayı kırmamışmışım. Gelmeyin yerlerini kaplayayım ben en iyisi bir. Onu tabi düşünürüz ona. Abi çünkü bütün kolonlar kırılacak demektir. Şu ortalar haricinde bütün kolonlar kırılıyor. Bayağı koyacak şimdi bana bu. Neyse şundan bir kaplamanın birini bitireyim ilk bu tarafı. Zaten kum taşı bloğumuz da fazla yok bildiğim kadarıyla. Şöyle. Denk geliyor mu lan yoksa? Anlayamadım şu an. Hizalar da aynı doğru yani, denk gelmesi mantıklı da köşelerde kırılmacık yer çıkıyor bir de, niye ki?
Şurayı da şöyle hemen kaplayıverelim. Hop. Yani piramidi yapmak gibi bir fikrim vardı gençler. Kendi tasarımımı falan yaptım. İnternetten de biraz yardım aldım. Kendi tasarıma benzeteyim derken bir işime yaramadı piramit aslında. Yani ben bunu bir blok dışarı büyütsem şöyle. Ondan sonra şöyle gelsek. En baştan onu böyle yapmamız lazım uzak, doğru mu? Şu alt katta bir blok büyüteceğiz. Onun bir alt katında bir blok büyüteceğiz filan. Yapalım uzak. Kendi tasarımımız değil mi abi? Sen gaza mı geldin ben az önce? Şöyle. Şu katı hemen kıralım. Taş tuğlalarım da kırılıyor. Şimdi şurada bir kolonumuz varmış. Şurada mı lan? Aynen. Şöyle, şurada bir tane var. Şöyle, şurada bir tane var. Ondan sonra şurası şöyle. Tamam. Şimdi kum taşını alıp şöyle geleceğiz. Şöyle. Tamamdır. Şöyle. Aradaki boşlukta dursun. Görünmüyor zaten içeriden de. Bakalım içeriden görünüyor mu o aradaki boşluk? Görünmüyor. Şurayı kıracağız. Tamamdır. Tamam ya, böyle de olur tasarımız. Nice. Şimdi şu köşeyi bitirememe. Şöyle. Şunu da şuradan kır. Şöyle hop. Yok, burası bir dakika. Yani her katı yaptıktan sonra kırayım, olsa kafam karışıyor. Şunu şöyle. Şunu şöyle. Tamamdır. Şöyle hemen. Şurayı da kaplayalım hocam. Bence güzel oldu abi ya. Şu an kaplanan yerine baktığımda bile piramidin şahane olduğu ortaya çıkıyor abi. Şöyle şimdi tasarım değiştirdiğimiz yerleri tekrar bir tasarıma sokacağız. Şuraları kıracağız tekrar gençler hemen. Hızlı bir şekilde. Hop. Ya işte bunun sıkıntısı şu arkadaşlar. Hesaplamadan iş yapmak böyle oluyor. Kamu spotu. Şimdi şurada taş tuğlalarını yerleştirelim tekrardan. Sen burası değil lan. Şöyle. Hay ya. Zaten malzeme eksikliğimiz var. Oha, ben burayı bayağı fazla kırmışım. Şöyle. Şunları da hemen tamamlayalım şöyle. Tamamdır. Şimdi şurayı şöyle yapacağız. Şurayı şöyle yapacağız. Mecburuz. Mecburuz. Hocam şimdi burayı böyle dıştan götürüyoruz. Şuradan bakınca güzel bakın. Buradan ekran fotoğrafımızı, kapak fotoğrafımızı bu şekilde yapabiliriz. Bir dakika. F5'in tuş yerini unuttum ha. Şöyle şekilde. Ama şöyle bir bakıyorsun. Piramidin P'si bile yok daha. Ortada. Şimdi şuralara birer blok daha çıkacağız gençler dışarı. Taş tuğlaların üzerlerini kaplayacağım sadece şu an. Seni bir kıralım oradan.
Bu şekilde. Hocam şimdi bir dakika. Bunu şimdi çaprazdan şöyle götürelim. Bir blok dışarı çıkıyormuş, tamamdır. Şöyle. Abi kum ta keşke şu kum taş neydi lan? Kum taş, aynen. Kum taşını markette satılsa ya. Abi çok sıkıntı ya. 4 site kum eşittir 1 site kum taşı demek oluyor abi. Manyak para gidiyor. Sürüsüyle kumu vardı abi, mahvoldu bitti yani. Kumun kesi kalmadı lan market şeyde, sandıkta. Bildiğin maziye karıştı kum. Ve sadece 2 site kum taşım kaldı. Piramidi tamamlamak imkansıza başladı yani. Üstü altı nasıl aynı olur ya? Bu katlar böyle oluyor. Bütün katlarda mı? Aynen ya, bütün katlarda aynı soracak. Doğru. Şu şöyle ha. Şöyle çaprazdan götürelim hocam. Şuraları da kaplayalım uzak şimdilik. Şu an taş demişim ya. Kum taşının yettiği kadarını kullanmaya çalışıyorum. Yettiği kadar, yetmediği kadar diyelim. Ama diğer bölüme zaten bu piramit bitmiş bir şekilde karşınıza çıkar arkadaşlar. Şimdi işten alma ya. İşten alınca sıkıntı. Dıştan alarak büyütelim. Dışı kırmak kolay oluyor. İçe gireceğiz de dışa çıkacağız da filan derken uzun iş abi. Şöyle dıştan alarak büyütelim. Dışı kırmak kolay çünkü. Şöyle. Şurayı şöyle kapladık mı tamamdır. Aa, küçük araları kaplayalım da şimdilik. Büyük aralar Allah dedir. Aralar Allah Kerim. Şimdi şunu şöyle yapacağız. Şöyle. Şunu da şöyle yapalım. Şunu da şöyle. Şimdi şunu kıracağım. Şuradan iki tane. 3 tane, 4 tane. Şurayı kır. 2, 1. Piramidimizin yarısı tamamlandı gençler. Bu sefer gerçek ama. Şimdi kalan 37'sini de şuraları kaplayalım. Şunu şöyle. Şurayı da kaplayalım. 37 mi demiştim lan? 10 tane mi gitti? 27 mesela. Kaç tane kalacak ona bakalım. Aynen 10 tane falan önce gidiyordur. Şurayı kırdık mı? 17. Aynen 10 tane gidiyor gençler. Şurayı da kaplayalım. Şurası yarım kalacak da hayırlısı. Şimdi kumu marketten almasını alalım da. Markette çok pahalı. Sonucu içinde mutemiz var. Ne kadar kaldı bakalım mesela. 17,5 kilo mu kalmış gençler? Mutemin bitmesine. Hayırlısı bakalım ya. Tamamdır ya. Şimdi içine geçiyoruz arkadaşlar. Şuraya kadar. Kapalı bir yol üzerinde geleceğiz. Piramidimizin aydınlatmaları şu an kafamda bir tasarım var. Onu yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Onun dışında piramidimiz şu hizadan filan üstü tekrar kapanacak şu arası. Ve şuralarda kolonlarımız çıkacak şöyle yukarı doğru. Şöyle hemen alalım. Taş tuğlamızı da. Önüme bakmayınca böyle. 247 level olduk bu arada gençler.
Az bir level değil. Level az değil. O kadar taş kazıyorsun. Madenci tecrübesini soran olmuş tekrardan. Onu da tekrardan göstereceğim arkadaşlar. Manyak tecrübe kastık ya. Şimdi şuraya kadar tekrar bir kaplayalım. Şu şekilde. Şuraya ha. Şuralarda kolon çıksak mı ki? Gerek var mı ya? Şöyle. Çıkalım ya, küçük küçük kolonlar olsun. Koloniler gibi küçük küçük kolonlarımız olsun. Şurayı da şöyle. Aydınlatma sisteminde şu anlık bir tam düşüncem yok gençler. Onu da diğer videoya kadar ayarlanmış olurum inşallah. Piramidin yarım kalması hoşuma gitmedi ama yapacak da bir şeyimiz yok. Bu adamıza iyice renk katmaya başladık arkadaşlar. Adamımız güzelleşmeye başladı. Ben şu kaktüs tipini hiç sevmedim ya. Oraya başka bir şey mi yapsak ki ya? Şu kaktüsün şurası. Şu merdivenlerde vitamin fly olmadığı için gençler merdivenle çıkıyor çocuk. Vallahi helal olsun. Flysız bir şekilde. Benim flyım olduğu halde benden hızlı çıkıyor gençler. Ben buna 3 kat çıktım en alttan. Bir de şunu işsiz gibi böyle yukarı doğru getirdim nedense. Hiçbir fikrim yok. Şimdi yapılacakları yapalım arkadaşlar. Olmazsa. O ne lan? Bir dakika, burada bir şey gördüm. Oha, buraya giriş varmış lan. Haberim yok benim. Şimdi gençler, şurayı şöyle kapatacağım ilk. Buranın suyunu kapattık. Event başlıyormuş. Saat kaç eventi? 3 eventi şu an. Şimdi şuradan hunileri de kıralım hocam. Oha, sandıklar dolu mu lan? Şüş. Oğlum huniler manyak şekilde şey kaynıyor. Kaktüs kaynıyor. Şöyle her taraf dolmuş la. Ben niye hiç bakmadıysam. Üf üf üf. Manyak bir şekilde dolmuşlar abi. Bir dakika in. Şunu alalım bir şuradan. Bu tarafa boşaltacağım. Şöyle. Burayı yok edeceğiz de şu kaktüslerini alalım bir. Gençler bu kaktüsler manyak para ediyor ya. Aşırı derecede. Benim gelin kaynağım Iron Golem değil yani. Burası. Kaktüsler gençler. Aç, yani sunucuya para yatırmadan zengin olabilirsiniz. Nasıl diyecek olursanız size kaktüs yapın gençler büyükçene. Benim bu farm büyük bile değil ama getirisi manyak gençler. Bir de bunun büyük olduğunu düşünün. Ama bir de satmak için ya yanınızda arkadaş bulacaksınız ya da canınız sıkılmayan biri olmanız lazım gençler. Yoksa sıkıntı. Çok aşırı sıkıcı oluyor çünkü. Şuradan alalım en iyisi. Şöyle bir şey var. Ben burayı kırdığımda bu. Buraya bir şey ayarlamamız lazım ya. Videodan sonra bir şey ayarlayayım ben buraya en iyisi. Yoksa çok sıkıntı. Şöyle. Alt katını aç ya. Beni buraya indirtmesene hocam ya. Sen gel. Hadi ya. Yükleniyor ya. Sandığın içinde yükleme olduğunda o işlem iptal oluyor. Ben şöyle alalım. Şunları kıralım abi. Şöyle. Şunu şöyle doldur. Şu an burada manyak para yatıyor abi. Şu koyduğum sandıklarda az bile görünse manyak para var gençler orada şu an.
Paket buzlar aslında epeksiyle kırsak daha iyi olur da. Hani hiç uğraşamıyorum epeksiyle mipeksiyle. Aha, bu hatayı yapmaktan korkuyordum valla. İyi bari ucuz yırttık. Fazla sıkıntılı değil. Şuraya kumunu koy. Şuraya kaktüsünü koy. Tamam. Hop. Bağlantılarını kendi bağlantımı niye koparıyorum abi? Şimdi şu aradaki boşluğu da bu şekilde yok ediyoruz. Şuna hiçbir kırmadan ha. Hop, kendimi sıkıştırmışım lan, haberim yok. Şu şekilde buzları hemen yok edeceğiz. Güzel. Şimdi şurayı da toprakla değiştiririm arkadaşlar. Kat arasında bağlantı farkı olabilir artık. Yapacak bir şey yok. Şunları da kıralım. Bunlar da betimin tırmanma platformları. Sandıklar şu tarafa aktarırım. Bu arayı kırarım artık gençler. Şöyle ipeksi kazma küreğimi de kırıp camlarını da alalım. Camlar para ediyor çünkü. Kum çok pahalı ya. Ve bana kum sürüsüyle lazım. Öyle de bir sıkıntımız var. Hayırlısı bakalım gençler. Uzak videoyu hemen yavaştan bitirmeye başlayalım. Şunu da şuradan kırayım bir hemen. Arkadaşlar bir bölümümüzün de sonuna gelip sunulan diğer bölümlerimizde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Let's go. Mario Joy.